Selam arkadaşlar. Arçelik 60-30 sulu soğutucuyu göstermek istiyorum size. Bunu İlker abimler kullanıyorlar. Memnunlar. O yüzden ben de size çekip göstermek istedim. Şimdi nasıl yapıyoruz, nasıl çalıştırıyoruz onları size göstereceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi İlker abim size gösterecek. Buz aküsü var burada iki tane. Evet. İçine koyuyorsun. Buradan kapatıyorsun. Tamam. Sonra soğuk su. Ha, dolaptan soğuk su Dolaptan olursa daha çıkartıyoruz. iyi. Evet. Sonuçta soğuk suyla çalışan bir şey. Haznesine suyu dolduruyoruz arkadaşlar. Zaten maksimum yazıyor. Bakın altta hem minimum yazıyor, maksimum yazıyor. O işarete kadar suyunuzu doldurabilirsiniz ya da kullanacağınız kadar. Evet. Kilitledik. Arkadaşlar, şimdi İlker abim fişi taktı. Evet abi, devam edelim. Çalıştırıyoruz. Çalıştırıyoruz. Soğutma fonksiyonuna basıyoruz. Evet. Şimdi çıkan havayı bir ölçelim. Dur şöyle göstereyim. 30 derece 30 gösteriyor. derece gösteriyor. Burada bunun 3 tane hız ayarı var. Tamam. Bir tane zamanlayıcısı var. Ne kadar Evet. sonra kapansın istiyorsan. Evet. 5 saat, 6 saat, 7 saat, 8 saate kadar, Yani 9 sen saate saatini kadar, 10, kuruyorsun. 11, 12, 13, 14, 15 saate kadar kendi kendine kapanma özelliği var. 3 tane de çalışma modu var. Bir şey söyleyeyim mi? Şu anda beni resmen çarptı. Çok bayağı çok soğuk veriyor Şimdi yani. birazdan daha şey yapacak o. Normal üfleme modu var. Böyle bir Ha, böyle çok daha iyi bence. rüzgar modu var. Bu arada kesiliyor, sonra gene geliyor. Ha, odanın böyle şeyine bağlı olarak Yok, herhalde. böyle bir hani dışarıdaki rüzgar esintisi gibi, bazen Anladım. çok bazen az. Evet. Bir de gece modu var. Bunda iyice hızı düşürüyor. Daha sessiz, hani rahat uyu diye. Evet. İyonizer modu var ama ne işe yaradığını bilmiyorum. Evet, bilenler varsa lütfen yorumları. İlker abim bilmiyor. Bir de salınım modu var. Bu içindeki şeyler, kanatlar var. Sağ sola havayı gezdiriyor. Ama biliyor musun, çok güzel soğutuyor şu anda. Şimdi bakacağız kısa mesafe. Yani kısa zamanda değil, biraz Çalışması gerekiyor, değil mi? çalışması Biraz gerekiyor. çalışacak. Ağrısından suyu indiriyor çünkü her şeye. Çok iyi düşürmüş. 2 dakikada 2 derecede falan düşürmüş İki yani. dakika olmadı. Evet. Atakan da bana sesleniyor arkadaşlar. Abi şu anda, şimdi tamam sen bunu kullanıyorsun ama yani şu anda mesela satın almaya kalksa böyle benim takipçilerim kaç paradır? Bu şöyle 10 bin, 11 bin civarında. İkinci el aldım. Evet. Bir yıl Bu, kullanılmış bir cihaz. evet, bir de bir şey söyleyeceğim. Böyle mantıklı mı sence? Yani mesela değil mi, duvara Şöyle klima takamayanlar, daha büyük bir şey alamayanlar için. bir avantaj var. Mesela klima bir odada. Evet. Ama bunu istediğin yere gezdiriyorsun. İster yatak odasına koy, ister mutfağa koy. Mesela gündüz mutfakta iş yapılacağı zaman bunu mutfağa koyuyoruz. Evet. Orasını biraz serinletiyor. İşte çocuğun odasına koyuyoruz. Evet. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Mesela bazı böyle klimalar var, portatif. Onları mesela arkalarından boru uzanıyor. O ayrı, O ayrı bir şey. Bunda o hiç öyle bir gazlı, şey yok. Yani onda sıcak havayı dışarı vermesi gerekiyor. arkadaşlar, bu daha pratik. Hem odadan odaya giderken hiçbir şey taşımıyorsunuz. Sadece böyle fişini takıyorsunuz. Bir de soğuk suyla buz, bu kadar yani. Yani buz aküsü var, onlar da takviye ediyoruz. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten ben şu anda karşısında duruyorum ya, beni resmen soğuttu yani. Çok çok iyi iş. Çok iyi iş Yani çıkartıyor. tam bir klima değil, Ama çok iyi iş vantilatör de görür. değil, Evet, ikisinin ikisinin ortası. o yani vantilatörle klima arası olabilir. Evet, sizlerin de yorumlarını bekliyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Şöyle size göstereyim. Arçelik kaçtı abi? 60-30. 60-30. Bunun modeli. Merak edenler bakabilirler.